Özellikle Rusya ve AB ülkelerindeki global krizin olumsuz etkileri nedeniyle 2015 yılında sektörün yönünü yerli turiste çevireceği ve büyük bir rekabetin yaşanacağı bekleniyor. Özellikle Antalya'da Rusya'daki krizden kaynaklı %35-40 oranında düşüşler yaşanacağı ifade ediliyor. Bodrum özellikle fuarlardaki tanıtımlarına ağırlık verirken çeşitli tanıtım yöntemlerini de uygulamaya sokmaya hazırlanıyor. BODER Başkanı Halil Özyurt tarafından önümüzdeki dönemlerde uygulanmaya konulması için çalışmaları başlatılan nokta vuruşu tanıtım ya da gerilla yöntemi tanıtım adı verilen tanıtım projeleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı. Bodrum iç pazarda hep ön plandadır biliyorsunuz. Yani Bodrum bilhassa Temmuz-Ağustos ayında yerde bulamazsınız iç pazarda. Bu sene de maalesef bir Rus rublesinin dolar karşısında düşüşü, euronun da aynı şekilde 1.36'daydı euro, 1.15'lere falan düştü. Şimdi tabii bunların sıkıntılarıyla 2 gün önce Hollanda Utrecht fuarındaydık. Utrecht fuarında maalesef Türkiye şu anda hala %14'ler falan düşüşte. Bodrum -6'larda, bu herhalde tahmin ediyorum aynı seviyelerde kapatacağız. Yani geçen seneyle. İç pazarda Bodrum onun için çok önemli. Anadolu'ya yönelik tanıtım yapılması konusunda önemli bir proje üzerinde çalıştıklarını kaydeden BODER Başkanı Özyurt, Anadolu halkının Bodrum'u hep ön planda tuttuğunu söyleyerek şöyle konuştu. Türk turizmi biliyorsun, okullar kapanınca ve okullar açılınca bitiyor maalesef öyle. Bu mefhumu değiştiremedik. İnşallah değiştireceğiz. Şimdi burada eksikliğimiz ne? Road show'lar yapmamız lazım. Yani bölge bölge. Bunu belediye başkanı Sayın Mehmet Kocadon'la da görüştük. İnşallah ileriki tarihlerde buna başlayacağız. Rusya'da büyük sıkıntılar olduğunu özellikle vurgulayan Özyurt, bu sıkıntılardan ders alınması gerektiğini söyledi. Bodrum'un direkt etkilenmeyebileceğini ancak Antalya'nın %30-40 eksilerde olduğunun bilgisini verdi. Nokta vuruşu tanıtım ya da gerilla yöntemi tanıtım adı verilen tanıtım projeleriyle ilgili olarak tüm desteği vereceklerini kaydeden BODDO Başkanı Mahmut Kocadon, tanıtımda bu seneki vurgumuz tarih ve kültür oldu dedi. Yurt dışında ekonomik kriz olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi. Bizim hep garantim turizmimiz var, yerli turizm. Hem mas turizm olarak hem butik turist olarak bunları bekliyoruz. Bunların çalışmaları, altyapıları var. Eğer ben her şey dahil sistemle gelmek istiyorum derse Türk turist buyursun gelsin. Hayır efendim, ben tek başıma geleceğim. İnternete bakacağım, otel seçeceğim. Küçük butik otelde kalacağım derse ona da cevap veriyor Bodrum. Öyle ciddi bir alternatifimiz var. Gerilla yöntemi tanıtım projesinin doğru bir yöntem olduğunu söyleyen Başkan Kocadon, destek talebiyle ilgili olarak net bir şekilde şu yanıtı verdi. Eğer Bodrum tanıtıma bir destek gerekiyorsa biz hepsini karşılarız. Bırakın birazını. Çünkü bizim tüccarımızın bütün geçimi lokomotifi turizm. Bodrum Ticaret Odası orada olur. Görüyorsunuz bu çok güzel standın her şeyini Bodrum Ticaret Odası yaptı. Yerini biz aldık, kiraladık. Üstünü biz giydirdik. Yine Bodrum Ticaret Odası'nın üyelerinin aidatlarıyla yaptık. Onun için Halil Başkan dediği çok doğru. Eğer bir road show yapılacaksa biz hazırız. Bütün Karadeniz'i dolaşırız, Anadolu'yu dolaşırız, broşürlerimizi koruruz. Otelimizin, deniz turizminin her şeyi alır. Anadolu yollara düşeriz, Bodrum'u tanıtırız. Türkiye turizm politikaları ve turizm yapısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, oldukça dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin her ilinin, ilçesinin ve beldesinin ayrı ayrı özelliği ve güzelliği olduğunu ifade eden Oran, Bodrum'un farklı bir anlamı olduğunu ve bir dünya markası olarak kabul edildiğine dikkat çekti. CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran görüşlerini şu şekilde dile getirdi. Bodrum'u tabii daha farklı bir anlamı var. Çünkü Bodrum gerçekten bir dünya artık, dünyada bir turizmde adı olan marka gibi bir marka olmuş bir şehir. Bodrum Cumhuriyeti deniyor. Gerçekten insanlar dünyanın her tarafından, Türkiye'nin her tarafından hem iç turizmde hem dış turizmde Bodrum son derece önemli bir yeri var. Yani Bodrum dediğimiz zaman dostlarımız var. Orada çok sevdiğimiz dostlarımız var ama turizmde bir marka, dünya markası. Bodrum'u bir ilçe demek mümkün değil. Yani nüfusu, yaz nüfusu, kış nüfusu gerçekten çok önemli bir yerleşim merkezi Bodrum. Bodrum'un Türkiye'nin tanıtımı ve ekonomisi açısından son derece önemli bir yere sahip olduğunu da vurgulayan Oran, 2014 yılının turizm açısından başarısız bir yıl olduğunu ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü. Turizm 2014 yılında çok başarılı geçmedi. 2015 ile ilgili daha çok tehditler var. Ama Türkiye için çok önemli turizm. Yani Türkiye'de hem gelir anlamında hem tanıtım anlamında
ekonomik anlamda, sosyal anlamda gerçekten çok önemli. Bu konuda bir sürdürülebilir turizm konusunda bir çok ciddi bir yol haritasına ihtiyaç var. Çünkü sadece Türkiye'de istikrarsızlık yani bir riski var, bir tehlikesi var, bir tehdidi var. Ama dünyada da çeşitli etrafımızdaki ülkelerde işte Orta Doğu'da, Rusya'da büyük krizler var. Avrupa'da ekonomik kriz var. Onun için turizmle ilgili çok doğru, ayakları yere basan, katılımcı, çoğulcu bir anlayışla yani bu turizm sektörünün bütün aktörlerinin yer alabileceği bir ortak çalışma yapıp bir ortak yol haritası belirlemek lazım. 2015'in başındayız. Umarım bu fuar, bu hafta gerçekleşecek olan bu fuar buna bir vesile olur. Ocak ayının başında olması bir avantaj turizm sektörü için ve ülkemiz için. Türkiye Cumhuriyetlerinin bir hukuk devleti olması gerektiğine vurgu yapan CHP milletvekili Orhan, özellikle deniz turizmi için oldukça önemli olan koyların, doğal zenginliklerin ve kültürün korunduğu bir sistemin işlenmesi gerektiğini söyleyerek, birilerinin vesayeti altında olununca kişiye göre ayrıcalıklar oluşturulduğunu iddia etti. Orhan, kıyı kenar kanununun net olduğunu, sadece buna uyulmasının birçok sorunu çözeceğini ve yerel yönetimlerin bypass edilerek ben yaparım, benim yaptığım doğru anlayışının hukuk kurallarına aykırı olduğunu sözlerine ekledi. 2015 yılının özellikle yabancı turist açısından sıkıntılı geçeceği yönünde bir algının olduğunu ifade eden İzmir Vali Yardımcısı ve geçmiş dönem Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, bu algının yok edilmesi için fuarlarda yerli turiste yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi. Taşbaşı şu açıklamalarda bulundu. Bugünlerde Türkiye'de turizmin 2015'te sıkıntılı geçeceği imajıyla bütün turizmciler bu fuara önem vermeye başladılar. Çünkü gerçekten böyle bir algı var. O algıyı yıkmak için şu anda Türkiye'nin dört bir yanından herkes bu fuara geldi, katıldı. Aslında daha önceki fuarlara da böyle katılmak lazımdı. Bu turizm gerçeğinin bir anlamda öne çıkmasını gösteriyor. Cumhur Güven Taşbaşı, turizmin çok önemli bir istihdam sağladığı ve birçok sektörü de destekleyen bir yapıya sahip olması nedeniyle Türkiye için çok önemli bir yerde olduğunu kaydederek konuşmasına şöyle devam etti. Tabii önümüzde bir sıkıntılı yıl var. Rusya'da bir ekonomik kriz var. Avrupa'da görünmeyen bir ekonomik kriz var. Bir dünyadaki, Orta Doğu'daki bu son sıkıntıların önemli bir şekilde ülkemize yansıması var. Ama bunun Türkiye'deki sektörün kamuyla, yerel yönetimle birleşerek, el birliğiyle yaparak aşacağını düşünüyorum. Buradaki en şanslı gördüğüm yerlerden bir tanesi de Bodrum. Çünkü Bodrum yalnızca yurt dışına bağlı olan bir yer değil, ülke içinden de turist alan, kendi iç turizmiyle de beslenen bir kentimiz. O anlamda da Bodrum'u şanslı görüyorum. Umarım bu söylediklerim doğru çıkar. Bodrum, bu Türkiye eğer bir sıkıntı yaşasa bile bu sıkıntıdan daha az etkilenen bir belde olarak bunu atlatır. Buna da inanıyorum yani. Bodrum tanıtım için yeni bir projenin uygulamaya konacağı özel olarak tasarlanmış tırlarla Anadolu'nun bütün şehirlerine giderek nokta vuruşu tanıtım, diğer bir deyimle gerilla yöntemi tanıtımı konusunda çok doğru bir tanıtım projesi olduğunu ifade ederek görüşlerini şu şekilde dile getirdi. Bence doğru bir şey. Çok doğru. Özellikle alışveriş merkezlerinin, Anadolu'daki küçük alışveriş merkezlerinin içerisinde, dış veya önünde bu tür şeyleri yapmak çok etkileyecektir. Kim düşünmüşse tebrik ederim. Tutar bu iş değil mi? Kesinlikle tutar. Sıkıntılı geçmesi beklenen 2015 turizm sezonu için BOTTO, BODER, BOTA ve Bodrum Belediyesi başta tüm sektör alternatif tanıtım yöntemleriyle 2015 turizm sezonunu en az 2014 seviyelerinde tutarak geçirmek için çeşitli çalışmalar ve yeni projeler üretiyor.